Değerli izleyiciler, ben Ahmet Yıldız. Bir Büyük Saat Edebiyat programıyla daha karşınızdayız. Bugün değerli bir şair dostum, konuğum Mehmet İş. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünün kutlanmaya başladığı gün. Gerçekten de 100 yıl. Evet. Bir direnişin başlangıcı. Başlangıcı, evet. Sence bu direniş hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Hatta Vatan Savaşı olarak devam ediyor. Hiç öyle düşünmemiştim. Hani insanlar 1919'da Atatürk Samsun'a çıktı. Ondan sonra da bitti iş. Hayır, yok, bence devam ediyor. Hala kuruluş devam ediyor bence. Hala kuruluş ve şey devam ediyor. Bir ulus olma mücadelemiz, var olma mücadelemiz hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Çünkü basit topraklar değil buralar. Evet. Kutsal topraklar gibi bir yer. Bu topraklar şey yani ayrılıkların, ihanetin mektebi olmuş topraklar. Yani işte Osmanlı atalarımız buralarda aslında şey yüzyıllarca yer tutmuş, çeşitli milletler gelip geçmiş ve şey var sürekli burada bu topraklarda bize burada kefen biçilmeye çalışılmış. Dolayısıyla tarih hep bununla beraber tekrar edip gitmiş. İnşallah bu bizim bu devletimiz son devletimiz olacak. Yani yıkılmayacak, şey olmayacak. Evet, bence fakat işte bölgemizde de çok önemli gelişmeler oluyor. Yani emperyalizmin tahakkümünün kurmuş olduğu bir dünya. Daha doğrusu kirletmiş olduğu bir dünya. Evet, açıkçası. Evet. Ya haydutluğun kol gezdiği. Yani belki o feodal dönemler çok daha naif kalıyordu bu nedenle. Naif kalıyordu, evet. Peki Kurtuluş Savaşı'nın 19 Mayıs'ın başlangıcı olan 19 Mayıs'la ilgili aklında olan bir şiir var mı? Senin yazdığın bir şiir var mı? Benim değil de Cahit Kulebi'den Atatürk Oratorası'ndan bir kısım okuyabilirim. Sevinirim. İzleyicilerimiz de hoşuna gidecektir. Evet. Edirne'den Ardahan'a kadar bir toprak uzanır. Boz kanatlı üveyikler üstünden uçar. Ardahan'dan Edirne'ye, Edirne'den Ardahan'a kadar. Koptağında kar bir çeşme var. Serçe parmak kalınlığında suyu. Haram etmiş gece gündüz uykuyu. Akar da akar. Samsun'un evleri denize bakar. Sokakları yosun içinde, çapalar, takalar, mavnalar, bilyalar gibi suyun yüzünde bir iner, bir kalkar. Savaştepe köprüsünden geçen trenler sel olur, İzmir akar. İzmir'in denizi kız, kızı deniz, sokaklar hem kız hem deniz kokar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir parça okudun. Gerçekten Cahit Gülevi'nin de müthiş şiirlerinden birisidir. Evet, evet. O Samsun'un evleri denize bakar. Ya ne kadar müthiştir. Sokakları de. Sokakları yosunlar. Birkaç sözcükle kocaman bir tarihi çizebiliyorsun. Evet. Büyük imaj. Peki biz işimize gelelim. Değerli izleyiciler, kusura bakmayın. Biz de 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışının, büyük mücadelenin başlangıcının havasına girdik. Demek ki hala sürüyor. O devrimci ruh da bizde yaşıyor. Yazarlarında, şairlerinde de yaşıyor. Hiçbir zaman da sönmeyecek. Sönmeyecek. Her zaman teyakkuzda olmak gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Doğru diyorsunuz. Değerli Mehmet, senin Kutsal Meyve adlı şiir kitabın Boyalı Kuş'tan yeni çıktı. Evet. Kaç ay oldu? Şubat ayında çıktı. Şubat 2019'da çıktı. Yeni, evet. Yeni sayılır. Peki daha önce Ayrılık İhanettir şiirin çıkmıştı. Evet, Ayrılık İhanettir bu kitap. Kitapları konuşmaya başlamadan önce Trabzon'dan yıllardır tanıyoruz önümüzü ta 1980'den evet. bu yana. Evet. Trabzon'dan başlayalım. Trabzon'un sanat, kültür sanat ortamı senin şiir yazmanda ya da şiirin oluşmasında ne gibi etkileri oldu? Bir etkisi oldu mu? Daha sonra Karadeniz Gazetesi'nin şeyini de soracağım. Kültür sanat evet, sayfasını evet. yönettin. Yani Trabzon'da aslında herkes şair. Aslında Türkiye'de herkes şair de. Yani işte şairliğin hem zor hem kolay tarafı bu aslında. Herkesin şiir yazdığı bir ortam. Dolayısıyla şey var, Trabzon'daki sanat ortamı çok aktiftir, çok geniştir. Senin de şahit olduğun gibi. Biz bölgemizde bir sürü, yani fuarlarda, kitap fuarlarında bir sürü Türkiye'nin gelmiş geçmiş
değerlerini orada ağırladık. Ben onlarla tanışmak 80'li yıllarda tabii ki Türkiye'nin diğer bölgelerinden yazar ve şairleri çağırdığımız bir kültür ortamı oluyordu orada. Tabii ki, tabii ki. Ben mesela isim verebilirim kimlerle. Mesela ben Trabzon'da Refik Durbaş'la tanıştım. Tabii. Birinci Karadeniz Fuarında Aziz Nesin'le tanıştım. Söyleşi yaptık. Karadeniz Gazetesi'nde yayınladık. Trabzon'da yine Ahmet Özer gibi bir değerimiz vardı. Yaşar Bedri Özdemir gibi yine şair ve Yaşar Bedri'yle bir fotoğrafım var zaten. Var değil mi? Yaşar abiye selam olsun. Yani çok değerli şeylerimiz vardı. Pirimiz Yaşar Miraç da oldu. Yaşar Miraç, bir de Bedirahmi Eyüboğlu. Onun zaten hem düz yazıları hem şiirleri, resmi, her şeyi. Trabzon aslında bir kültür yumağı. Ayrıca ben tabii müzik yaşamından dolayı Trabzon'da şey oldu. Ahmet Selim Teymur gibi bir değerle tanıştık. Bize benim ilk öykümü yayınlayan Kıyı Dergisi'ni çıkartan, evet, işte yani şey yapan, yani Ahmet Selim Temür'ü de burada rahmetle anıyorum. Bizim şansımız işte onun dizinin dibinde, rahle derler, onun rahlesinde şey etmiş olmamız. Peki Karadeniz Gazetesi'nin kültür sanat sayfası da kimlerle tanıştın? Sen orayı yönettin bir uzun süre. Evet, ben bir şiirimi göndermiştim oraya. Ali Mustafa önce onu yönetiyordu. Ona da selam iletiyorum diğer arkadaşlara. Dostumuza buradan selam. Evet, bir şiirim yayınlanmıştı orada. Sonra o arkadaşlar, biz Ali Mustafa ile ayrıca o ekiple üniversitenin şiir kolundan da tanışıyoruz. Ben elektrik mühendisliğinde okuyordum tabii. Evet, tabii. Mühendislik, edebiyat biraz çok zamanda ayıramıyorduk ama işte öyle bir bizim için bir fırsat oldu aslında. Ondan sonra şey yaptık. Orada beraber hazırlamaya başladık. Onların arkadaşları tabii üniversite biten mezun olup gidiyor. Ben sayayım, Işıl Altın mesela, şimdi onu hatırlıyorum, oradaydı. İşte İbrahim Dizman vardı, oradaydı. Hüseyin Alemdar'dan çok destek gelirdi, şiir gelirdi bize İstanbul'dan. Karadeniz kültürde mesela Şükrü Erbaş, yani Türkiye'nin değişik bölgelerinden, her yerden Şükrü Erbaş'tan gelir. Çok önemli şairler oraya şiir gönderirdi. Aslında iyi bir sanat. Yani Şükrü Erbaş mesela Karadeniz şeysinde bir söyleşi, yani imza töreni için gelmişti. Refik Durbaş'la Arif Tamar'la birlikte gelmişlerdi. Hasan Kıyafet gelmişti birinci Karadeniz Fuarında. Sunay Akın şiir gönderirdi. Bugün birçok, yani adı bilinen birçok arkadaşımız bize çok şey gönderir. Mesela Erdinç abi, Erdinç o zaman çok öykü gönderirdi. Kendisi o zaman konuştuğumuz zaman 27 yaşındaymış. Genç yazarlar diye diğer yazarların reklamını yapardı Erdinç abi. Şimdi Ayvalık. Daha 27 yaşında. Evet, evet. Ümit Yaşar Işıkan keza öyle. Trabzon'a da öyledir. Evet. Kültür sanat yaşamı her zaman, tabii ressamları çok özeldir Trabzon. Yani ben onu kabul edeyim ama şairleri de iyidir. Bir de tabii Özer Cıraboğlu'nu anmadan geçmemek tabii lazım. Tabii Özer Cıraboğlu hepimizin. Evet. Tabii Raif Özben. Raif varlığı Özben çok önemli bir şairdir. Şimdiki hocan da ayrıca. Evet, Raif Özben. Ama o zaman da sen şeyde, ne yapıyor sen, bilmiyorum. Yani Raif, ben de bilmiyorum da. Yani sen o zaman yine ağır toptun. Yani edebiyatın ağır topuydun. Biz yani, gene ben senin hapse düştüğün dönemi hatırlıyorum tabii o zaman. Biz de 23-25 yaşında. Ama şeyden sen daha bizden onun içindeydin. Karadeniz Teknik Üniversitesi adı Teknik Üniversitesi'dir ama kültür sanat faaliyetleri çok iyidir ya. Şimdi tabii auditorium da öyle. Tabii. Yani ise buradan selam söyleyeyim. Tiyatro konu çok güzeldi. Tabii, tabii. Müzik, halk oyunları, şiiri. Hatta ben tiyatro eleştirisini bile ilk orada yazdım. Karadeniz Gazetesi'nde bizim Trabzon'daki üniversitenin tiyatro kolunu. Tabii sürekli bir etkinlik olurdu. Hepimiz orada yetiştik yani. Peki sevgili Mehmet, şiirini oluştururken Türkiye'de etkilendiğin şairler kimler var? Başta Atilla İlhan, kesinlikle, Cemal Süreyya, Ahmet Arif, bu üçlemeyi sayabilirim ama Faruk Nafız Çamlı'yı bile es geçemem, Cahit Sıtkı'yı es geçemem. Tabii ki bunlar hep bizim şeyimiz, tohumumuz. Ondan sonra işte Fazıl Hüsnü zaten bence başlı başına zaten Nazım Hikmet zaten hani kök, bu işin kökü zaten.
Dolayısıyla evet. Benim etkilendiğim genelde hani son dönem diyelim, yani Cemal Süreya, Atil İlhan, ben çok etkilendim. Yani şu anda bile işte bir şiir okunacak deyince yine Atil İlhan'ı sonunda okumazsam bağlayamıyorum. Yani şiir okumamış oluyorum. Nedir? Hakikaten Türkiye'de çok değerli şair büyüklerimiz, ozan büyüklerimiz şey yaptı. Şimdi şöyle bir şey oldu. Son 20 yılda özellikle şiirimizi birinci yeniyle, yani Orhan Veli ile başlatıp evet. ikinci yeniyle Edip Cansever ile bitirip yok bitirmemek ondan sonra da sanki ondan sonraki şairler de işte öyle yazmışlar gibi kabul ediyorlar. Ne öncesini kabul görüyoruz ne sonrasını görüyoruz. Ya bu çok yanlış bir yanılsama yani. Burada tabii. Faruk Nafız Çamlıbel'den söz etmiş olmanı da Ahmet Haşim'i nereye koyacaksın? Tabii. Beşiktaşlıları bir kenara bırakabilir misin ya? Ben bir şey okumak istiyorum. Ya, Faruk Nafız Çamlıbel'in diye bir şiiri vardır. Bakın ne zaman yazmış. Evet. Diyor ki bir gün öksüz kalbinin burkulacaktır içi, annene derler sana bu toplumsal olarak düşün bunu. Bu bir Faruk Nafız Çamlıbel'in şiir. Hiç bilmiyordum o şiirini. Bak tekrar şey diyorum. Bak. Bir doğan bir çocuk için söylüyor bunu. Yani babası belli olmayan bir çocuk için söylüyorum. Şimdi ne zaman bunu yazmıştır? Muhtemel ki 1930-1940'larda yazmıştır. Yani toplumsal yaradır bunlar. Tabii. Bunlar bizim dertlerimizdir. Yani ben şahsen bunlara kendi derdim olarak bakıyorum. Yani illa benim yaşamış olmam. Zaten Kutsal Meyve'de çok ilginç bir şiirim var. Hatırladığım kadarıyla şey... Kadın, isimsiz kadın. Yani su kanalında bulunan bayan, evet. Yani gerçekten böyle bir haber okumuştum ben. Bunun hakkında şairlerimizin şiiri yazmaması olanaksızdı. Evet, hiç kimsenin evet. aklına gelmedi oysa bunu sen yazdın. Su kanalında bulunan bayan. Zaten haber de öyle geçiyordu. Maşet taşı da öyle. Çok güzel zaten. Bir şiir. Evet. Yazgım yazar mezarımın taşında. Su kanalında bulunan bayan. Çünkü mezar taşında da aynısını yazmışlar. Evet. Adım bu, soyadım bu, yaşantım bu, ayan beyan, ölmüşüm o, yok mu duyan diye. Çok evet. güzel bir şiir, onu da burada belirtmiş olalım. Peki, şimdi şiir duyarlılığına da gelmiş olduk. Evet. Yani şiir duyarlılığını belirleyen alanlar neresi senin? Benim için yani toplumun dertleri benim dertlerim. Yani bu bizim Anadolu coğrafyasında, yani Türkiye'nin içindeki Türkiye coğrafyasında. Ki her dert benim derdim. Duyduğum, yani benim yaşadığım ya da yaşamadığım. Çünkü duyunca ben zaten yaşamış oluyorum. Bunlar benim derdim. Bu dertlerimi de dışarıya yani anlatma aracım benim şiir. Yani benim şiir o şekilde anlat. Derdimi anlatıyorum ben. Yani şöyle yapabiliyoruz. Bu insan coğrafyamız. Evet. Dağlarımız, taşlarımız, evet. yaylalarımız, köylerimiz, evet. kentlerimiz, kadınlarımız. Yoksullarımız, zenginlerimiz pek evet, evet. şiirde yakışmıyor. Yok zaten de. Ama Suriyeli gelin adlı bir şiirim bile var. Evet, yani. Yani dünyadaki gelişmelere, ülke aslında siyasete pek aktif ya da öyle demeyelim de günlük siyasetin her zaman uzağında oldum. Mesela biz 1980'de evet. işte daha 12 Eylül olmadan Trabzon'un tozunu atıyorduk. Evet. Türkiye'yi kurtaracakken sen öyleydin, evet. elinde cetvelle işte üniversiteye gidip geliyordun. Evet. Elinde uç çalıyordun filan. Evet. Yani. Ama bu kadar duyarlı olduğunu ben de bilmiyordum açıkçası. Yani işte içimizde yaşıyorduk onları. Ama yani şairin uzak kalması olanaksız evet, gerçekten. Evet. Yani. Sen yani ben bu arada tabii senin tanık olduğum için söylüyorum. Yani senin ben hapse düştüğün dönemi biliyorum. Yani gereksiz. Yani çocuktun daha yani. Öğrenciydik o zaman. Evet yani, çocuktuk ya 19 herhalde sınıftan mı kantinden almışlar. Sınıftan almışlardı. Yani işte onunla ilgili bildiri basmıştık şey 12 Eylül yani, aleyhine. Şurada Öykücü Ahmet hapiste evet. diye. Evet. Özer Cıraboğlu ve Trabzon şiirinde geçiyor o. İşte şey Öykücü Ahmet hapiste. Orada Öykücü diye geçiyor adım bak. Peki değerli dostum şiirde kuşaklar gibi bir şey var mı sence? Yani kolaylık olsun diye hani illa bölünmemek gerekirse olmuştu. Yani işte bölelim 80, 90, 2000, 2010 bölelim. Yani belki şey olarak yani ama
Mesela ben yeni genç kuşaktan Kaan'ı söyleyeyim. Yani bunu nereye koyacaksın? Çok güzel şiirler yazıyor bu. Evet. Kaan Eminoğlu'nu söylüyorsun. Onu söylüyorum mesela. Peki, ya aslında onu da çıkaran eleştirmenlerdir. Bir de bu kuşak diyerek birbirlerini dayanışma gösteriyorlar. Biraz da o var. Feodal bir davranış. Eleştirmen demeyelim de ona tanıtımcı diyelim. Peki şiir eleştirisi aslında ne diyorsun madem öyle geldi? Yani şiir eleştirisi bizim edebiyatımızın en büyük eksikliği bence edebiyatımızın eleştirmeni yok. Yani keşke edebiyatımızın daha objektif eleştirmenleri olsa. Son dönemlerde böyle dişe dokunur kitaplar çıkmaya başladı ama yani ben onu şey diyeyim, tanıtımcı var. Yani senin şairin, senin yazarın, benim yazarım gibi şey var, ayrımcılıklar var. Ben öyle düşünüyorum. Yani bunu ödüllerle falan da bağdaştırmıyorum. Yani ben kimseye de boş boşuna ödül verildiğini düşünmüyorum. Yani kesinlikle ödüle değerdir ki ödül almıştır. Yani buradan oraya da geçiyorum. Çünkü ödüller hep tartışma yaratmıştır ama ben o tartışmanın dışını hep şey yapıyorum. Ben orada büyük bir emek olduğunu düşünüyorum. Ama eleştirinin objektif olmadığını, objektif olsa şiirimizin ve yazın dünyamızın daha iyi gelişeceğini ben düşünüyorum. Yani ben şöyle tamamlasam olur mu izin verirsen? Kitap ekleri, gazetelerin kitap ekleri evet. Ön plana çıktı. Yayın evet. Evleri onlara reklam vermeye başladı. Evet. Destekledi daha doğrusu. Evet. Ve her gazetenin hemen hemen bir kitap eki var. Sanki reklam tabii. Geliri elde ediyor oradan. Ve tabii. Orada da artık Ahbap Çavuş ilişkileri öğül. Yani eleştiri yazısı yazamazsın orada. Çünkü reklam alamıyorsun. Reklam alamıyorsun. Ama dergilerin görece de olsa bir bağımsızlığı vardı. Reklama göre değil de kendi düşüncelerine göre o dergiyi çıkarırlardı. Ve eleştirel tabii. Bir dile sahiplerdi. Böylece yetkin eleştirel dil olmayınca eleştirmen de doğal olarak yok olmaya başladı. Tabii. Yani yetiştiren dergiler ötelenmeye başladı. Yani tabii ki. Kitap ekleri tabii ön plana çıktı. Kitap ekleri de övüyor. Yalnızca övüyor. Övüyor. Tanıtım. Tabii, yani eleştiri tanıtım mekanizmasına dönüştü. Bence de yazık. Yani nasıl kurtulabiliriz bu işten bilmiyorum. Nasıl kurtulabiliriz bilmiyorum. Yani ona oturup bence dediğim gibi objektif yaklaşmak lazım. Bu işlerle alakalı herkesin kafa yorması lazım bence. Şimdi aslında yaşayan çok önemli eleştirmen yazarlarımız var. Ya bunlar ama aynı zamanda şair oldukları için daha genellikle şair. Örneğin Tuğrul Tanyol yani çok yerine tabii, şiir tabii. Üzerine eleştiri yazıları var. Çok yazıyor hala yani varlıkta tabii. Ama şair sonuçta. Yani ön planda olduğu şey şairliği. Şairliği. Baki Ayhan var bizim hocamız. Baki Ayhan, yani tabii, Baki çok hocam. Önemli bir eleştiri. Kitabı da çıktı yeni. Evet, evet. Benim şimdi edebiyatta doğuya dönmek bu ay içerisinde çıkacak ama üçüncü eleştiri evet. Kitabım ama ben yine de kendimi yazar olarak yani daha yazacağım romanlar var. Bence onun sen kendini şey yapma yani senin çok mütevazı davranıyorsun ama değil yani ben sevdiğim 3-5 yazardan birisi. Sağ ol teşekkür ediyorum. Peki sevgili Mehmet İş, sokaktaki insanlar şiirimize nasıl bakıyor sence? Sokaktaki insan şiirimize şöyle bakıyor. Bence. Ya da nasıl bakmalı? Bakmalı mı? Bakacak bir durum yok. Yani şiir şöyle oldu. Yani belli bu kuşaklar dedik ya. Yani imge olayı başlı başına şiirden ayrıldı. Yani bunun adına şey diyelim. Yani şiir imgesiz olmaz tabii ki ama yani imge olayı böyle zincirleme artık ayrı bir dil oluşturdu. Yani belki yanımızda işte sözcüklerle bunlara şey yapmamız lazım. Yani ne diyor bu? Bunu yani şiirin illa bir şey anlamak olarak demiyorum ama salt okur. Şöyle bir kural var aslında. Efektif değer diye bir kavram vardır. Ben matematik olarak söyleyeyim onu. Toplumun bir konuda yani şeysi %27'si aşağı yukarı bir şeyi anlamıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Yani bence şiirimizde de böyle bir sıkıntı var. Yani şiir kitapları ne yapıyor? Belli kişilerin şiir kitapları satıyor. Mesela günümüz şairlerinin şiir kitapları çoğu satmıyor. Yani son 10 yılda ön plana çıkmış
çok önemli şiir kitaplarında yok yeni şairler içerisinde. Yok. Daha doğrusu yaşayan şairler içerisinde. İşte onu diyorum. Yani tabii ki Nazım Hikmet'in satacak, satıyor. Tabii ki Atilla'nın satıyor. Tabii ki Cemal Süreyya'nın satıyor ama yeni şairler için söylüyorum. Ve şimdi bunun sebebi de şu. Halktan çok kopuk oldu. Yani imge üstüne imge, imge üstüne imge. Yani artık şey olmuş oluyor. Yani hangi dize kimin, kime ait? Bunu bilmiyoruz artık. Onu bile anlamamaya başladık. Artık anlamadık. Yani şu kimindir onu bilmiyorum ben yani. Ama bu dönem şairlerindir diyebiliyoruz. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Balyoz dergisinde benim yeğenim vardır Fatih Pala. Onun bir şiiri. Hatta sana anlatmıştım bunu. Aa, evet. Turgut Uyar şiirinde Özal sayesinde 3-5 sene önce Turgut Uyar'ın fotoğrafı kapakta. Ondan sonra benim yeğenimin şiiri burada. Sonra toplattılar sonra o sayıyı. Sonra toplattılar onu. Senin yeğenin miydi o şey? Fatih Pala, evet. Ya, anladım. Yani ya şimdi bunlar çok edebiyatımız için çok acı şeyler. Yani çok acı şeyler, evet. Turgut Uyar'ın şiiri diye. Şimdi internet ortamında gezen Can Yücel şiirleri var. Evet. Onunla ilgili bir hocamızın toplamıştır onları. Kaç tane olduğunu. Hatta bizim sitede o. Bazen bana gönderiyor. Şunu da ekler misin diyor. Buldum diyor. Tabii. Yeniliyoruz onu. Güncelliyoruz yani. Peki şiirler bestelenebilir mi? Yani şiirin kendi bu kitlelere hani belki %30'u toplumun bunu kavraması gerekiyor şiiri diyorsun. Yani ilgilenmesi, okuması gerekiyor. %27 nokta şey. Yani bu bir matematiksel bir şey. Evet. Matematiksel. Peki bu matematiği yani %30'u toplumun edebiyatla diyelim hani ilgilenmesi gerekiyor. Ama yazar ve şairlerin de o %30'la ilgilenmesi gerekiyor. Onun yaşamış olduğu yeni gelişmelerle hem ekonomik hem siyasi hem tabii psikolojik ki, hem sosyolojik büyük kopuşlar, dalgalanmalar hem dış dünyanın baskısı örneğin bölgemizde şimdi yani bir Doğu Akdeniz ya da işte İran üzerine yapılan baskı süreci. Şimdi bunları düşünmeden biz buradaki Türk insanının psikolojisini düşünebilir miyiz? Yani düşünemeyiz. Neler olduğunu. Bütün bunları soğuran, içselleştirmiş ve insan ruhuna hitap edebilecek bir şairler topluluğuna ihtiyacımız var. Yani. Evet. Şu bestelenebilir den mesela ben şöyle Nazım Hikmet'in birçok şiiri bestelenmiştir. Bunlar uyaklı şiirler olmadığı halde ölçülüyor. Süre sıkıntısı var. Nasıl? Süre zaman sıkıntısı var. Şey şimdi bestelenebilir şiirlerde şöyle bir şey var. Yani şiirde prozodi dediğimiz şiirle ezgi arasında yani melo beste arasında bir ses uyumu yani biraz işte aruz şeysi gibi düşünebilirsin onu. Aruzun basit kalıpları gibi düşünebilirsin. İşte uzun ses, kısa ses, kapalı ses filan. Ama bunu şeyde bakıyorsun mesela Ahmet Arif'in bir sürü şiiri bestelenmiştir. Bestelenebiliyor. İşte Atilla İlhan kendisi zaten müzik eşliğinde kendisi okurdu. Kendisi yani. Okurdu. Videolar hazırlardı. Çünkü etkin olabilmesi için, geniş kitlelere ulaşabilmesi için şiirlerin bestelenebilir olması lazım. Ve şimdi bakıyoruz bugünümüzdeki Türk müziğine bakıyoruz. Çok yani sanki müsameredeki çocuklar gibi artık o ezgiye uysun diye, usul kalıplarına uysun diye söz yaz yani şeyler var. Artık buna şiir demiyorum ben. Bence bizim edebiyatımızın o yöne bir ağırlık verilmesi lazım. Hatta akademik olarak buna ağırlık verilmesi lazım. Yani herhalde ciddi incelemeler vardır. Yani ama şiir şey var, ve bestelenme arasında. Şu anda TRT'de yayınlanan repertuardan geçen bestelerin birçoğunun sözleri şey yani çok kötü. Yani bu ona uygun bir söz bulamıyorum. Peki Kutsal Meyve Şiir Kitabı'nın içerisinde ne gibi şiirler var? Benim Kutsal Meyve Şiir Kitabı içinde yani toplumun her kesimine ait mesela Suriyeli gelinlerle alakalı şiirler var. Köyde gürgen ağacından yani ineklere yaprak toplarken gürgen ağacından düşen kadının ve düşüp ölen kadının ait ona ait şiir var. Dediğin gibi su kanalında bulunan bayana ait şiir var. Yine işte çevremizde savaşlar oluyor. Orada işte aç susuz insanlar oluyor. Onların dertlerini anlatan şiirler var. Babası ölen veya evladı ölen insana ait şiirler var. Beşik kertmesi
ne ait şiirler var. Bunlar toplumun hep şeyleri, dertleri. Çok güzel. Tabii ki aşk şiiri de var. Yani ama aşk şiiri, ama yani aşk dediğin iki kişi arasındaki bir şey. Yani bu çok, çok toplumu ilgilendiren bir boyuttaysa, topluma örnekse, bu bence kitaplara alınmalı. Ya bir şiir yazmayı hak ediyor. Tabii. Yani ama sadece aşk iki insanın arasındaki bir ilişki ise bunu çok kişisel ve özel. Çok kişisel olmuş olur. Ama bu topluma bir konuda, bir aşkın bir özelliği konusunda toplum örnektir. Bu alınabilmesi lazım. Yani alınması zaten büyük lazım. Aşk şiirleri de öyledir. Evet. Ben birkaç tane başlığını okuyayım. Örneğin Suriyeli Gelin. Evet. Ya da Halepli Ümran. Halepli Ümran tabii. Karadenizli Babam. Babam evet. Hep Karadeniz sanılmasın. Zeybek diye bir şiirinde var. Evet, evet. Şehitlerle alakalı. Kavga diye bir şiirim var. Üç tane şiirim var. Evet. Şehitlerle Vatan Savaşı'ydı sanırım o şehitlerle evet, ilgilerden evet. Birisi. Özbek Sarısı. Sevdanın bile bir ömrü vardır. Gelin atı. Yani o kan davası, kan davası. Gelin atı şey işte o Gürgen ağacından düşüp ölen bir kadın için o şiirilmiştir. Yani Gürgen ağacından düştü, orada ineklere yaprak yapacaktı, düştü, bir yerde öldü yani. Bunu ben duyduğum bir şey yani, bizim köylerden biri. Onunla alakalı. Sadece Karadeniz'in dertleri bitmez ki yani, sonrası insanın derdi bitmez. Hiçbir şey olmasa yani inekler yuvarlanır aşağıya, dereye evet, düşer evet, falan. Evet. Yani. Evet. Peki, şimdi ben de benim çocukluğumu hatırladım da. Gerçekten de rahmetli ninelerimiz ne eziyetler içinde. İnekler düşünce ölmemesi lazım, yoksa eti yenmez. Yani koşarak murdar olmasın diye. Evet, murdar olmasın diye. Evet. Gerçekten vahşi bir doğa. Gerçekten vahşi çok ilginç bir yer. Yani. Yani çok seviyorum ben bizim insanlarımızı. Hemen hemen her programımda da Karadeniz'den söz ediyorum. Romanı yazılmadı diyorum. Bir Çağan Irmak'ın güzel bir filmi vardı. Böyle bir coğrafya varmış mı diye dediler. Orayla ilgili. Şey, peki var. Sevgili Mehmet, çok evet. Az süremiz kaldı. Evet. Bir şey söylemek ister misin son olarak? Şey, romanı yazılma dedin de şey var işte, bizim Çiğdem Sezer'in yazdığı bir şey var. Kamyon kafe. Ben kamyon deyince mesela benim babam kamyon şoförü. Oradan şey yapıyorum. Mesela derlerdi ki en iyi şoförler Artvin'de olur. Yani yerler benim 55 yaşındayım yani. Şey, eklemek istediğim şu, yani biz bu toplumda yaşıyoruz. Toplumun dertleri bizim dertlerimiz. Biz onları haykırıyoruz, haykırmaya çalışıyoruz. Biz de onlara şairiz, yazarız. Bazen eksiklerimiz oluyor. Yani bunu yeterince dillendiremiyoruz. Ama hep birlikte şey olması lazım, herkes elinden geldiğince objektif şekilde Türkçe'ye, Türkçemize, insanımıza bir şekilde emek vermesi lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Ben teşekkür ediyorum hocam. Değerli izleyiciler, ben Ahmet Yıldız, konuğum şair Mehmet İşti. Onun son kitabı Kutsal Meyve'yi ve şiirimizi konuştuk. Bir başka Büyük Saat Edebiyat programında buluşmak dileğiyle hepinize iyi hafta sonları diliyorum.